yapmışsınız kendinize maşallah. Bakmaya çalışıyorum tabiatıyla. Bizim kardeşimiz orada Oya İnci Hanım. Benim küçük kız kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Yani tanıdığım kendine en iyi bakan maşallah maşallah kişilerdendir. Onun için çok iyi anlaştınız evet, evet. galiba. Evet, çok çok tabii. iyi anlaşıyoruz. Narsuları, ballar biz ballar. Böyle artık. Bal getirdim. Evet. Çok özel bir bal getirdim. Petek balı. Bilmiyorum. Bravo. Devam ediyorsun. Tabii tabii az kaldı. Bitiyor dermiş. Ya Savaşçığım. Yine getiririm. 10 küçük zenci. Şimdi oyunda sizin dışınızda da arkadaşlarımız var. Hemen onlardan da söz etmek istiyorum. Sizlerin dışında Ali İl, Fatih Gülnar ki benim bir oyunda yönetmenliğimi yapmıştı. Hakan Akın, Özdemir Çiftçioğlu çok sevdiğim arkadaşım. Cengiz eşi yok. Ilgın Angın, Ozan Altuntaş da var sizlerin evet, dışında. Evet. Hemen oyundan biraz söz edelim. Sonra tekrar tabii, sözü oyuncularımıza da vermek istiyorum. Sen oyunu oyunlaştırdın. Şurada kitap var. Oya bir kitabı kameraya gösterelim. Ben göstereyim. Agatha Christie'nin bir eserini oynuyorlar. Ne? Tamam. Tamam, pardon. Bu eser aslında Agatha Christie tarafından kendisi tiyatro oyunu haline getirilmiş. Getirilmiş. 1940'lı yıllarda. Evet. Türkiye'de ilk evet. defa oynanıyor bu oyun. Daha önce hiç kimse oynamamış 10 Küçük Zenci'yi. Zaten 4 tane eseri var kitabından tiyatro metni haline getirdiği. Bir tanesi çok meşhur Londra'da hala oynayan 70 yıldır Fare Kapanı ki bizim tiyatromuzun açılış yılında onu oynamıştık biz. O günden bugüne bir ikinci Agatha Christie yapmayı hep istiyordum zaten. Bu seneye kısmet oldu. Böyle bir ekibe kısmet oldu. Çok keyifli bir ekip oldu. Muhteşem gidiyor her şey. Yani Ediz abi inanılmaz çalışkan bir insan. Günde 20 saat falan çalıştı provalar döneminde. Savaşın aklına geldi. Hayatı sen. Sizin mi aklınıza geldi Ediz Bey oynar mı acaba diye? Evet yani bu yargıç Wargrave için kas çalışması yaparken hani bakıyoruz ediyoruz falan. Yani neden olmasın dedim yani sonuçta evet, tiyatro yapmamış ama çok inanılmaz bir sinema geçmişi var. Hani oyunculuğun içinde büyümüş diyebiliriz zaten. Konuştuk ettik bir başta biraz çekingen davrandım. Ya, hiç yapmadım olabilir mi falan diye bir şekilde ikna ettik. İyi ki de edeceğiz. Bence tiyatro dünyası çok güzel ve keyifli bir oyuncu kazandı. Evet, bence de. Nezaket gösteriyorlar tabii. Beni zaman zaman o oyun esnasında devamlı ikazda bulundu ama evet. çok zarif bir şekilde. Yani benim hocam diyebilirim bu Estağfurullah. konuda. Evet, zaten çizgisi çok güzel bir tiyatro. Sizi takip ediyorum. Uzaktan da olsa ama gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Tiyatroya verdiğiniz değer için de çok teşekkür. Tiyatro salonu işletmek, tiyatro sahibi olmak gerçekten zor bir şeydir. Savaş Özdıral'ın aynı zamanda da çok sevdiğiniz filmlerde seslendirme grubu da var, stüdyosu var. Öyle de önemli işlere... Evet, o 19 yıldır devam eden seslendirme stüdyomuz var. 9 yıldır da kendi tiyatromuz var. Tiyatro yapmayı da burada yeri gelmişken bir dakikanızı alayım. Tiyatroyu nasıl yapacağımızı, nasıl bir salon sahibi olup onu nasıl yürüteceğimizi Müşrik ve Yıldız Kenter'den öğrendik biz. Yıldız Kenter'i yeni kaybettik, dün kaybettik. Müşrik Hoca'yı 7-8 sene önce kaybetmiştik. Ama bazı insanlar ölmez çünkü o kadar çok oyuncu, o kadar çok tiyatro insanı yetiştirdiler ki onların düşüncesi ve sanat görüşü hep devam ediyor. Onlar da ölmeyecek iki insan ben. Evet, şu anda bir yıldız olarak bizi izlediğini biliyorum. Canikolar harikasınız bugün dediğini duyar gibiyim. Evet, şimdi aklınıza geldi. Peki size ilk teklif geldiğinde aa mı dediniz? Şimdi, ne dediniz? Yadırgadınız mı? Bana bir WhatsApp'tan mesaj geldi. Ben de o sırada bir seyahatlerim vardı. Pek fazla ilgilenemedim. Daha sonra 15-20 gün sonra tekrar bir mesaj gayet nazik. Ediz Bey biz sizi aramıştık. Bir temas kurma imkanımız var mı? Olur dedim. Şurada isterseniz buluşalım, konuşalım. Ne olduğunu bilmiyordu. Bu şekilde çok önemli bir yazarın, Agatha Christie gibi önemli bir romancının böyle bir rolü bana yönlendirme isteklerine biraz evvela şaşkınlıkla yaklaştım tabiatıyla ve dedim ki yaşı 70'i geçmiş sizin camianızda birçok sanatçı vardır.
Erzurum'da vardır, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir, her yer. Niçin Edis, niçin ben? Ve yani şimdi Savaş kardeşim çok çok ön sezisi kuvvetli olan bir dostumuz. Dedi ki biz sizle çalışmak istiyoruz. Eğer siz kabul ederseniz biz sizle çalışmayı çok memnuniyetle devam ettirmek istiyoruz. Peki dedim, senaryoya baktım. Yargıç Wargrave çok ağır bir rol. Başta var, ortada var, sona doğru var, sonda var. Yani, sahneden çıkmıyor neredeyse. Tamam tanrım, 26 Ağustos'ta başlayacağız dedi. Ve şöyle fazla uzatmayayım. 26 Ağustos'tan itibaren 17 Ekim'e kadar dünya ile alakamı kestim. Ne televizyon, ne gazete. İşime de dedim ki sevgili Berna'ya, ben odaya kapanıyorum. Yani seninle de görüşmemiz kısıtlı. Yani onun için görüş günleri var. Ben devamlı çalıştım. Mesela adada da evim var benim. Motorla, vapurla gidiyorum adaya. Hemen açıyorum. Geliyorlar Ediz Bey, Ediz abi. Çalışıyorum şimdi. Bakın başarının sırrı çalışmak. Bence de. Evet. Bence evet. de. Çok evet. önemli bir evet. şey. Çalışmak, direkt çalışmakla evet. Ilgili kesin. Bir şey. Ve çok önemli bir şey. Çok önemli. Ama ben de şimdi Oya'dan dinliyorum. Ne yapıyor Ediz Bey? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu provalarda? Tabii, heyecandan anlatayım. Kalbim duracak gibi oluyor başlarken. Hepsinde evet. var zaten. Tekrarlıyorlar lafları. Ben de heyecanla. Başlangıç çok önemli biliyor musunuz? Tiyatroda herhalde siz de onu yaşıyorsunuzdur. Yani ben o yandan görüyorum. Tekrarlıyor. Ben de hayatım, tam çıkıyorum içeri. Bitmez. Bazen alkışlıyorlar biliyor musunuz? Ben dedim ki reverans yapmam lazım mı? Hayır hayır sen oyununa devam edeceksin diyorlar bana. Bilmiyorum. Ondan sonra alkışlıyorlar falan. Ben kendimden geçiyorum. Nasıl ya? Ondan sonra birkaç cümle söyledikten sonra rahatlıyor insan. Çok ilginç. Ama çok hoş bir şey. Sinemayla şöyle bir çok şey yaparsanız farklı. Çok farklı değil mi? Çok farklı. Çünkü direkt huzurdasınız seyircinin. Dolayısıyla da en ufak bir hata dahi sizi de bloke edebilir. Diğer partnerlerimize de olumsuz etki yapabilir. Onun için çok evet. dikkat etmek lazım. Ama buna rağmen zaman zaman hata yapıyorum. Ben çok açık sözlü bir insanım. Fakat hepimiz yapıyoruz abi. Odaya çekiyor gayet nazik. Savaş diyor ki Ediz abi şöyle bir şey olabilir. Tabii tabii yani beni gayet güzel forme ediyor sonra. Evet tabii yani siz tabii çok büyük bir ustasınız ama. Estağfurullah güzel de. Savaşçım da orada çok etkili rol oynamış. Ben bütün dedikodulara hakimim. Öyle mi? Takip ediyorum. Çok güzel bir şey. Oyun da çok güzel bir şey. Pelin Turancı da hem oyunda oynuyorsun, Pelin'cim oyuncusun. Hem de tiyatronun genel koordinatörlüğünü yapıyorsun. Şimdi oraya geleceğim Pelin. Ama Oya Hanım size bu teklif geldiğinde ben biliyorum ama sen anlat bakalım. Evet sen biliyorsun tabii kardeşim olarak. Tatile gitmeden Bodrum'a işte gidecekken telefon geldi. Ben şimdi bir anda şaşırdım. Yani tiyatroya bir kere gelmiştim. Yani tiyatroya Akla Kara'yı biliyorum. Ama Allah Allah falan filan biraz düşüneyim dedim galiba. Evet, evet. Ondan sonra biraz dedim bu tiyatro işte şöyle. Biraz araştırma dediler, yaptın. Biraz araştırma aman dediler. Yani İstanbul'un en iyi tiyatrolarından biri. Teksti okudum. Bir polisiye hiç oynamamıştım. Yani o kadar 40 senelik tiyatro ama hayatımda polisiye oynamadım. Tam senlik aslında. Benlik. Evet. Oya çok komik. Yani dışarıdan hani tanıyor mu herkes tabii bilmiyorum ama çok komiktir. Onu bilmezler. Çok. Devlet tiyatrosu gibi çok yıllardır. Aşırı komiktir. Yani komik bulunduğunuz yani, ortamda. Komiği vardır. Çok. Aynen. Evet evet. Ben şimdi kulis arkadaşım. Efendim? Evet. Kulis arkadaşım. Kulis arkadaşım. Çok komik. Komik değil mi? Of. Böyle çok acayip soruları ve şeyleri vardır. Evet böyle saf bir... Hiç beklemediğiniz anda Türkler var. Geçen gün İzmir'de öyle bir şey yaşadık da bir şey yaptı. Sahnede böyle oldu. Ben yaptım. Ondan sonra böyle... Ne oldu? Evet. Bir söyleyeyim mi? Yok, ben uzaktan bir şey hareket yaptı ama komik bir hareket yaptı. Böyle kaldım. Dedim ki o yanda ne yapıyorsun? Niye beklemiyorsun benden bunu şimdi dedi. Tabii... Niye yapmayayım dedi. O kadar ciddi duruyordu ki. O ben zaman yani birazcık ya. Rahatlatmak için bana uzaktan bir şey yaptı. Orada bir şeyin arkasındayım. Onlara ben şöyle bir şey yaptım. Beni görmüyor seyirci ama onlar işte diyorlar ki ne konuşuyor acaba ikisi diye soruyor. Onlar da bana bakıyor. Ben de şöyle aa ben de kendimden böyle bir şey beklemiyorlar ya ondan... sen. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. İstanbul. Şimdi Ağustos'un 26'sında provalara başlamadan evvel toplandık. Savaş Bey'in
Çok erken ve güzel bir zamanda başladı. Çalışma mekanında. Evet. Stüdyosunda tanıştık tabii. Hepsi tiyatrocu. Sonra biraz geç kaldı Oya kardeşim. Yolu bulamadım. Bulamam ya. Sevgili Oya. Geç kaldı. Geldi. Sinirli bir vaziyette. İşte savaşta şey yapıyor işte Fatih Bey, Özdemir Bey bir kısmını tanıyor. Edith...